Evet değerli takipçiler, buzdolabınızdan şöyle bir ses geliyorsa sakın korkmayın. Şimdi bakın, telefon uzaktan duruyor. Şimdi bir gecenin sessizliğine bir bakın. Kaç? Saat gece 2. Tavandan geldik. Hava karanlık. Buzdolabının içini açtık. Şimdi iyi izleyin. Bakın. Sakın korkmayın. Sesi anlatacağım şimdi, iyi dinleyin. Şimdi kapağını kapattım, iyi dinleyin. Şimdi telefonu buzdolabının arka tarafına doğru sokacağım yandan. Şimdi uzaklaştım, ses gitti. Ve şimdi konuşmaya başlıyorum. Derin bir nefes. Değerli takipçiler, bu buzdolabının gazının akış sesi. Gaz akış sesi. Şırıngayı bir düşünün. Şırınganın iğnesini düşünün. İğnenin ucu kadar bir delik var. Arabanızda, gazlı arabanızda gaz alırken o gazcı, pompacı o gazı tabancayı çektikten sonra böyle pf diye böyle bir likit gaz çıkıyor ya. O likit gaz iğnenin ucundan böyle tısır 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 basınçla o gazın akış sesi. Dolapta kompresör var, basınç var. O basınç toplu iğne ucu kadar kılcal olan bir borudan gazı akış yapıyor. Yani gaz sürekli devir daim ediyor. Bazı dolaplarda bu ses vardır, bazılarında yoktur. Bilginiz olsun. Bakın. İki türlü de ses vardır. Dolabın kapağını açtığınız zaman eğer ses duruyorsa içindeki pervane duruyor. Siz dolabın kapağını kapattığınız zaman pervane çalışır, soğutur. Kapağı açtığınız zaman lamba yanar, fan motoru durur. Tak 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 tak. Bu da fan motorunun pervane sesidir. Bundan hiçbir şekilde korkmayın. Eğer dolabınızın soğutmasında sıkıntı yoksa bu sese de yapacak bir şey yok. Hoşça kalın, mutlu kalın.